Tabii bugün de bizim için bir gurur günü, bir onur günü. Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 182. yıl dönümü. Jandarma Genel Komutanlığımız bugün 182. yaşına bastı. Ancak bilinmesini isterim ki jandarma teşkilatı yaşlanmamış, bilakis gençleşmiştir. Hem kurumsal kapasitesi yükselmiştir. Hem teknik ve beşeri kapasitesi artmıştır. Ayrıca jandarma istihbaratımızın terörle mücadeleye katkısı da çok güçlüdür. O açıdan onunla da gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Jandarma Genel Komutanlığımızın görev alanında, ki bu da benim çok takip ettiğim ve sizlerde gurur duyduğumuz bir meseledir. 2018'de Jandarma Genel Komutanlığı'nın görev sahası alanında suçların aydınlatma oranı %68'di. Oysa şimdi 2020 sonu itibariyle bu %80'e çıkmıştır ki bu gurur duyulabilecek bir iştir. Devlet ve millet arasındaki güven duygusunun pekiştiği bir noktadır burası. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise %99 başarı. Yani anlaşılıyor ki jandarmamız da sahada bütün kabiliyetini konuşturmaktadır. Ve suç ve suçluların ensesindedir. Uyuşturucuyla mücadele özellikle şu an Doğu ve Güneydoğu'da kök kenevir ekimine karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Yasa dışı kök kenevir ekimine karşı. Sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça bu alana yönelmek istiyorlar. Türkiye'de geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22.9 milyardı. Eski parayla 22.9 katrilyondu. Bir takım çevrelerin rahatsız olmasının temel sebebi de budur. Gerek emniyet teşkilatımız, gerekse jandarma teşkilatımız Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra bir kaçakçılığın daha önünü kestiler. Bu da PKK'nın para kaynaklarından bir tanesiydi. O da sigara kaçakçılığı. Türkiye'de her 4 sigaradan bir tanesi Türkiye'ye kaçak olarak giriyordu. Satılanlardan 4 tanesinden bir tanesi. Şu anda %2,5-3 seviyesinde kaçak sigara miktarı. Bu da bizim jandarma teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın özellikle ortaya koyduğu saha baskısının bir neticesidir. Elbette ki terörle mücadele, hep söylediğimiz bir şey var. İnşallah bu nesil terörü bitiren bir nesil olacaktır. Daha da o mücadeleyi veren evlatlarımızın, o şehitlerimizin kahramanlıklarını, inanılmaz hikayelerini buradaki arkadaşlarımız da, aziz milletimiz de gayet iyi bilmektedir. İnşallah bu nesil, yani sizler, son PKK'yı etkisiz hale getiren ve tarihe böyle geçen bir terörle mücadele eden nesil olacaksınız. Dünyada hemen her faaliyet virüs salgınından etkilendi. Bunu hepimiz yaşadık. Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir. Jandarmamız bu mücadelenin en ön saflarında yer alan ve sahadan en etkili sonuçları alan kurumların başındadır. Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısa sürede hitama erecektir. Göğsümüzü kabartan nice başarılara ulaşmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.